Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle gazamız mübarek olsun. Denemelere başladıysak sınavlar yaklaşıyor demektir. Umuyorum ki tüm çalışmalarınız harika gidiyordur. Eksiklerinizi kapatıyorsunuzdur. Şimdi sizlere yeni nesil olmaya çalışan sorularla bir genel, özellikle kavramları tekrar eden bir deneme hazırladım. Çünkü biliyorsunuz ki mesela konuların ardına soru çözdüğünüzde hangi konuda soru çözdüğünüzü biliyorsunuz. Ama denemelerde bu farklı konular olunca artık gerçekten bu konuyu anlayıp anlamadığımızı net bir şekilde cevaplayabildiğimiz yerler oluyor. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Mesela gerçek sınav sizin şu anki olduğunuz denemelere göre daha büyük bir boyuta sahip. Yani 1-0 geride başlamamanız için bilmeniz gereken şeyler var. Onun puntoları da daha büyük. Dolayısıyla mesela kolonda bir tane soru görüyorsunuz. Ama şu anki girdiğiniz denemelere baktığınızda bir sayfada 4 soruyu görebiliyorsunuz. Bu gerçek sınavda çok daha nadir karşınıza gelebilecek şeyler. Peki hocam, bir sınavın, bir sorunun uzunluğu bu soruyu zor kılar mı? Hayır. Peki ben bunu nasıl çözebilirim? Tamamen hani okuduğunuzu anlamaya çalışın diyoruz ya. Yani soru sana neyi verdi? Sana verilenleri bir belirt bir yerde, yani sayfayı kullanmayı iyi bil. Ondan sonra da sen neyi istediğine dair neler biliyorsun, bunları cevaplayabiliyor musun? Hemen başlayalım arkadaşlar. Biraz hızlı bir tekrar olacak. Eğer ki isterseniz uzun uzun da bunların ayrıntılarını anlattığım bir genel tekrar gibi de yapabiliriz. Şimdi başlıyoruz. Ormanın aynı noktasından aynı anda harekete başlayan kaplumbağa ve tavşan sahile doğru yürümektedir. Yani aynı noktadan başlıyorlar bunlar. Bunu belirttim. Tavşan kaplumbağanın yavaşlığından sıkılıp ormanı geze geze sahile gitme kararı almıştır. Şurası da sahil olduğunu varsayalım. Tavşan böyle gitti. Kaplumbağa böyle geldi. Daha yavaş bir şekilde gelmiş. Bakalım aynı anda hedeflerine ulaşıyorlar. Yani süreler aynı ikisi için de. Başlangıç ve bitiş noktaları aynı. O zaman dedik ki ne söyleyebiliriz? Aldıkları yollar diyor. Bana bir de ne istemiş ona bakalım. Hangileri bu iki arkadaş için eşit büyüklüktedir demiş. Yani tavşan ve kaplumbağanın gittiği yollara ve sürelere de hakimsek o zaman bir konuşabiliriz. Aldıkları yollar skalerdi. Attığım her adımı sayabiliyordum. Dolayısıyla dikkat edin, tavşan geze geze gidiyor. Daha fazla yol alıyor. Dolayısıyla bunlar eşit değil. Yani bakın, hemen biri eleyebilirsiniz mesela. Zaten iki şık kaldı. Yer değiştirmeleri. Yer değiştirmeleri bizim için vektörel bir büyüklüktü. Son konum eksi ilk konum. Dolayısıyla ve bir de bunların arasındaki en kısa mesafe. O zaman ikisi de aynı noktadan başladılar. Aynı yerde bitirdiler. Yer değiştirmeleri eşit dedik. Sürat ve hızlarını sormuş arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sürat aldığım yola bağlıydı. Dolayısıyla tavşanın aldığı yol daha büyük olduğu için süratinin daha fazla olmasını bekliyorum. Yani aldıkları yollar eşit değilse süratlerini de eşit kılamayacağız dolayısıyla. Hızları dedi, yer değiştirmeleri eşit. Aynı zaman diliminde yaptılar. Dolayısıyla hocam 2 ve 4, yani ne dediniz? Ceyhan deyip soruyu bitirdiniz. Geldiniz ikinci soruya. Optik diye görüyorsunuz. Korkmuyorsunuz. Farklı iki yüzey varmış. Paralel ışınları yollamışlar ve bu ışınların nasıl yansıdıklarını belirtmişler. Demişler ki bu iki yüzey saman kağıdı, parlak kuşa kağıt ve aynı yüzeylerinden hangisi olabilir? Şimdi sizin burada aslında şunu hatırlamanız lazım. Işığın yansıması verilmiş ve ben aslında ışığın yansıma kanunlarını biliyorum. Fakat paralel gelenlerin paralel gitmesi için düz bir yüzey, yani düz bir yansıma, burada da dağınık yansıma gerçekleşmiş. Hemen bunu hatırlayabilirsiniz. O zaman düz bir yüzey arayacağız sizlerle birinci şekil için. Zaten iki şıkka indirdiniz. Dağınık bir yüzey, yani girintili, çıkıntı, pürüzlü bir yüzey arayacaksınız. Burada da sadece saman kağıdını seçtiniz ve Edirne deyip soruyu bitirdiniz. Şimdi arkadaşlar, üçüncü sorumuz elektrik sorusu. Şekildeki gibi bağlanmışlar. Parlaklıkları nasıl değişir? Bunların hakkında konuşmamızı istiyorlar. Parlaklığı biliyorsunuz ki ne diyorduk? Volt ve akımla. Yani bunların çarpımıyla doğru orantılı. Dolayısıyla sadece volttan giderseniz veya sadece akımdan giderseniz yanılıyorsunuz. Bunların kareleriyle diyebilirsiniz. Yani bunun yerine vırdan çekip V bölü R ve kare bölü R'yi bulabilirsiniz. Yani dersiniz ki parlaklık V'nin karesiyle veya I'nin karesiyle. Normalde bunu elektrik ünitesi ben anlatıyorum. Daha kısa bir yöntem olarak anlatıyorum. Özellikle iki paralel bir seri için biz şöyle bir yöntem izliyoruz. Diyoruz ki buradaki pilimi gör. Bunlar da özdeş lambalar bu arada tabii ki. Kaç tane lambam var? 3 tane. O zaman hemen 3'e böldüm. 1 geldi. 1 voltu paralellere yapıştırıyorum. Dikkat edin, akım buradan 2'ye ayrıldı. Hop, o zaman 2 katı deyip buradan da
2 volt diyorum ki bunların toplamı 3 voltu sağlasın diye. Yoksa uzun uzun buradan R eşi çekeceksiniz. Akımları çekeceksiniz. Sonra zaten şunu buluyorsunuz. Akımları 2i bölü 3, i bölü 3, i bölü 3 diye buluyorsunuz. Dolayısıyla da yani tabii ki de buradan da 2i'ye i gelecek gibi. Vırdan da uzun uzun gidebilirsiniz. Bu sadece iki paralel bir seri için kolay bir yöntemdir. Şuraya baktığınızda seride akımlar aynı. Dolayısıyla aynı akımlar geçecek. Aynı parlaklığı göreceğim. O zaman volt 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 diyebilirsiniz. Anında K'nın azaldığını gördünüz arkadaşlar. L ve M'nin de ikisinin de volt değeri hiç değişmediğini görüp hemen Denizli'yi işaretlediniz. Dördüncü sorumuza bir bakıyorum. Enerji güç gibi kavramları görüyorum. Hemen iş güç enerji de bildiklerimi hatırlıyorum. Ve bir bakıyorum bana ne verilmiş. İnşaat sektöründe işe başlayan Ali'nin görevi eşit ağırlıktaki kum torbalarını ikişer ikişer asansöre yüklemekte. Tamam, Ali ile alakalı bir bilgi var. Asansör bu kum torbalarını birinci kattan yedinci kata. Bakın arkadaşlar, asansör aslında bunlara bir potansiyel enerji kazandırıyor. Aklıma bu geldi. 5 saniyede ölçerken ikinci durumda 10 saniyede ölçüyor Ali buna bakıp. Yani aynı torbaları aynı, ağırlıklar aynı, tamam mı? MGH da aynı, çıktığı yükseklik de aynı. Sadece süreler değişik. Bu beni neye götürüyor? Bir bakıyorum, bu jul, bu saniye beni neye götürüyor? Güce götürüyor. Dolayısıyla da eğer ki Ali ikinci durumda 10 saniyede çıktığını görüyorsa, enerjisi aynı asansörünüzün, 10 saniyede çıktı, süreniz arttı, demek ki asansörün gücünde bir azalma mevcut deyip asansörün gücü azalmıştır'ı hemen işaretleyebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir bakıyoruz. Beşinci sorumuz aşağıda ısı ve sıcaklıkla alakalı kavramların verildiği günlük hayat örnekleri var. Ve bunlardan hangilerinin kavramsal olarak doğru olduğunu soruyor bana. Çamaşır makinem düşük ısılarda bile çamaşırları güzel yıkıyor. Isı ve sıcaklık kavramı günlük hayatta maalesef yanlış kullandığımız kavramlardan. Yani biz bunları benzermiş gibi düşünüyoruz. Oysa ısı bir enerjidir. Sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir. Sıcaklıksa aslında ortalama kinetik enerjisinin bir ölçümü diye söylüyoruz sizlere. Dolayısıyla skaler bir büyüklük ikisi de. Sadece birini hissiyat gibi düşünebilirsiniz. Gerçi orada ısı iletkenliği de söz konusu. Diğeri ise, yani ısı ise bir enerji. Dolayısıyla biz aslında sıcaklığa göre belirliyoruz çamaşırların nasıl yıkanması gerektiğini. Isı değil, düşük sıcaklık demesi gerekiyordu. Ankara'da havanın sıcaklığı 30 santigrat derece. Kaldı ki siz bunu zaten madde ve özelliklerinde kısa muzdan temel büyüklüğümüz olarak tanımlıyorsunuz. Değil mi? SI unit birimine uygundur dememiş. Biz sıcaklığı santigrat derece olarak veya Fahrenheit diyebilirsiniz, Kelvin diyebilirsiniz, tanımlayabiliyorsunuz. Diyoruz. Arabanın dış ısı göstergesi demiş. Isı ölçülebilen bir şey değil. Sadece değişimini analiz edebiliyoruz. Dolayısıyla arabanın dış sıcaklık göstergesi bozulabilir arkadaşlar. Termometreler ısı değişimini demiş. Hayır, sıcaklık değişimini gözlemlememize yardımcı olur. O zaman tek doğru sonuç ne kalıyor? Yalnız 2 kalıyor. Ceyhan deyip soruyu bitiriyoruz. Bunlardaki farklılıklara dikkat ediyoruz. Şimdi de bir dalgalarla alakalı bir konumuz var, sorumuz var. Bunlardan hangileri doğrudur demiş. Okyanusun ortasındaki dalgalar kıyıya doğru yaklaşıyor. Hemen su dalgalarını hatırlıyorum. Yükseklikle hızların arasındaki ilişkiyi hatırlıyorum. Ve diyorum ki bir okyanusun ortasındaki dalgaları hayal ediyorum. Bir de kıyıdaki dalgaları. Kıyıya yaklaştıkça yüksekliğim azalıyor. Yükseklik azaldıkça hızım azalıyor. Ve V eşittir lambda çarpı F'ten. Frekansım, kaynağım aynı olduğundan dolayı dalga boyumda kıyıya yaklaştıkça ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor. Dalga boyları değişmez gitti. Bakın hemen biri öldürdünüz. Frekansları değişmez. Evet, kaynak aynı. Artık okyanusun ortasında ne neden olduysa. Frekansları değişmez, hızları değişmez. Hayır, tabii ki de hızları değişiyor. Çünkü su dalgalarının hızları bulundukları yüksekliklerle alakalıdır diyoruz. Dolayısıyla da yalnız 2 doğrudur deyip bunu da bitirdik. Son soru madde ve özelliklerinden geldi. Zeytinyağı gibi üste çıkmak. Biliyorsunuz ki su ve zeytinyağının durumlarında zeytinyağı hep üste kalıyor. Ve biz bunları sizlere madde özelliklerinde aslında öz kütle farkından dolayı olduğunu söylemiştik. Hatırlarsanız ayırt edici özelliğimiz. Dolayısıyla da bu bir kabın içinde farklı birbirine karışmayan sıvıların farklı seviyelerde durmasının tek bir nedenini doğrudan bize yoğunluk farkı açıklayacaktır. Diğerlerine cebelleşmenize gerek yok. Dolayısıyla sizler bu üniteler hakkında en temel kavramları idrak etmeye çalışırsanız sorunun uzunluğu veya sorunun daha fazla süslenmiş hali
sizi korkutmaması gerekiyor. Ben hangi konuda hareket etmem gerekiyor? Bu konuyla alakalı ben neleri biliyordum? Hemen bunları yokluyorum. Bana neler vermiş? Hemen bunları yorumluyorum. Ve baktığınızda 10 dakika bile sürmeyecek, yine benim çenemden uzadığı bir denemeyi halletmiş oluyorsunuz. Diğer denemelerde görüşmek üzere. Umarım yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oh.